Dünya Mevlevi Haneler Haritası da var. Evet. E, bu Mevlevi Haneleri gözümüzde canlandırdığımızda aşağı yukarı hepsinde yaşam usul benzer mi? Hemen söyleyeyim. Eğitimler. Hemen söyleyeyim. Bu evet. sizin gösterdiğiniz bu haritada e, tespit edilebilenler işaretlenmiş. Güzel a a a a bir çalışma. Şu böyle evet. şu, şuraya yakın şöyle Mevlevi Hanelerin evet, olduğu yerlere evet. yakın gelebilir miyiz? Hı. Evet, Şimdi hocam. Konya merkezli olmak üzere Anadolu'da, Balkanlar'da, e, Arabistan yarımadasında ve Afrika kıtasının kuzeyinde 150 civarında mevlevi hane açılmış, irili ufaklı. Bunlardan Konya, Afyon, Kütahya, Gelibolu, İstanbul'daki dört mevlevi hane, e, yurt dışında da diyelim ki Halep, Şam, e, Kahire gibi mevlevihaneler haneler. E, İçinde çile çekilen yani Aa, manevi, tabi, manevi eğitim verilen hmm. mevlevi haneler. Hı hı. Diğerleri daha ziyade e, zaviye ismiyle biliyorsunuz işte tekke, zaviye, hanka gibi isimler de kullanılıyor. Mevlevi hane müştemilatı yani bina yoğunluğu bakımından tam teşekkül etmiş olanlar için daha ziyade kullanılıyor. Konya'yı söyleyelim. Konya biz Asitane-i Aliye diyoruz. Yani bütün tarikatlerde böyle. Bir tarikatın kurucu şeyhinin yaşadığı ve vefat edip türbesinin bulunduğu dergah, bütün o tarikate bağlı diğer dergahların idare yeridir. Konya'da da Hz. Mevlana ismine kurulduğu ve Hz. Mevlana burada metfun olduğu için Mevlana dergahı bütün bu Mevlevi hanelerin idare yeridir. Hı, hı. Şimdi benim dikkatimi bir şey çekti. Mekke Buyurun. ve Medine'yi gösteriyor. Enteresan. Mevlevi haneler diyor ya Mekke ve Medine'de diyor. Bak Kahire diyor, Mekke, Tabii. Medine diyor. Bunlar çok bir şey Bugün bir kısmı enteresan geldi bana. yıkılmış, tahrip olmuş. Hı -hı. Bir kısmı Farklı e, fonksiyonlar yüklenmiş halde kullanılıyor bu mevlevi hanelerin. Bir kısmı da özellikle Türkiye'dekiler ya da e, devletimiz ve TİKA'mız marifetiyle yurt dışında olan e, bazı mevlevi haneler restore edildi. Mümkün olduğu kadar kültürel faaliyetler açısından değerlendiriliyor. Evet, tabii bunların bir kısmını da belki... Evliya Çelebi'den filan da öğreniyoruz değil mi? Tabii. Yani bahsediyor zaten. Aha. Bahsediyor. Evet. Peki. Şimdi... E... Mesela İbni Batuta bile Konya'ya geliyor. E, i̇şte Konya'daki Mevlevi Hane hakkında bilgi veriyor. Hazreti Mevlana'yı övüyor. Ve e, işte gelen misafirlere orada ikramda bulunulduğunda bunu söylüyor kendisi. Tamam. Hı hı. Tamam. Şimdi... E... Hatta Evliya Çelebi Mekke'de Bektaşi Tekkesi'nden bile bahsetmiş. Mümkündür. Evet, enteresan değil mi? Sudan'da da Bektaşi dervişleriyle karşılaştığını ifade ediyor. Şam'da 17. yüzyılda da söylüyor.